Nazara inanır mısınız? Yani birinin sadece size bakarak olumsuz etkilemesi mümkün mü? Nazarı mı değiyormuş, değilmiş? Anam, o da demek beni terk etti. Halbusim ki hepsi safsata. Neymiş? Ben kem gözlüymüşüm. Neymiş? Nazarım dağıyormuş. Külliyem yalan. Toplumun geleninde özellikle doğu coğrafyasında nazar olarak bilinen, batıda ise negatif enerji olarak tanımlanan bu doğaüstü tuhaf durum sizce bir gerçek mi yoksa safsata mı? Eğer bu durum bilimsel bir gerçekse bundan nasıl korunabiliriz? Bilim dünyasını ve tabii sizleri şaşırtacak bazı gerçekleri açıklamanın tam zamanı. Kitapta Yazmaz başlıyor. My skin literally sucks. What? Oh my god! Merhaba arkadaşlar. Yetenek yarışmalarının vazgeçilmezidir. Bir adam sahneye çıkar ve vücudunu onlarca metal kaşık tutturur. Alkış kıyamet kopar. Adam mıknatıs gibidir. Ama akıllara her seferinde şu soru takılır. Bu bir yetenek mi? Elbette değil. İşin aslı bazı insanların vücudunda fazlaca bulunan demir ve hemoglobin miktarı bir çekim gücü oluşturur. Bu da doğal bir manyetizm ortaya çıkarır. Böylelikle insan vücudu bazı metalleri bir mıknatıs gibi üzerinde tutar. Peki ya bunun tam tersi olabilse sonuç ne olurdu? Yani tam masaya oturduğunuzda etrafınızdaki çatal bıçakların savrulduğunu bir düşünsenize. Oh my God. Bu durum aslında vücudumuzun farklı bir özelliğini gösteriyor. Sinir sistemimiz dış dünyadan çok kolay etkilenen bir yapıya sahiptir. İnsan vücudundaki sinir hücreleri çok hızlı bir şekilde manyetik alan oluştururlar. Bundan dolayı az ya da çok bizler çevremizdeki canlı cansız varlıklarla enerjisel etkileşime gireriz. Sinir hücrelerinin bir başka yapıya manyetik alan ile etki edebilmesi için bir bölgede çok yoğunlaşmış olması gerekir. İnsan vücudunda da sinir hücrelerinin en yoğun olduğu bölge gözlerdir. Hatta bu sinir hücrelerinin yoğunluğu ve sıklığı sebebiyle göz rengimiz oluşur. Her bir sinir hücresi vücutta elektrik kablosu vazifesi görür. Ve üzerinde taşımış olduğu elektrikle açığa çıkan manyetik alan vücudun ihtiyacını karşılar. İşte gözümüzün görmesini sağlayan göz sinir hücrelerindeki bu yoğun enerjidir. Cisimleri bu kadar net görmemiz gözlerimizden çıkan elektromanyetik dalgalar sayesindedir. Eğer gözümüzde milyarlarca sinir hücresi aynı anda ve topluca olmasaydı cisimleri bu netlikte göremezdik. Gözleri ışık saçıyor deyimi boşuna söylenmemiş olsa gerek. Bazı insanların vücudunda bazı madenler normalden fazladır. Özellikle vücutlarında magnezyum miktarı fazlaca olan insanların sinir yollarında haddinden fazla elektromanyetik ışıma gerçekleşir. Bu ışıma göz gibi bir organdan dış dünyaya saçılırken karşısındaki kişinin sinir sistemini etkiler. Güncel hayatta sinir bozukluğu olarak tabir ettiğimiz rahatsızlıkların bir kısmı bir başka insanın gözünden çıkan bu dalga boyundan meydana gelir. Yani karşınızdaki insanın gözleriyle negatif bir şekilde sizi etkilemesi. İşte bu etkilenme sürecine nazar diyoruz. Bu negatif enerjiden etkilenen insanın sinir sistemi normal düzeninden çıkar. Eğer nazardan etkilendiyseniz, sinir sisteminizde açığa çıkan fazla manyetik enerji o saatten sonra hayatınızı etki eder. Aniden baş ağrısı çekmeye başlarsınız ya da kendinizi yorgun ve bitkin hisseder, bir yerlere uzanıp dinlenme ihtiyacı duyarsınız. Tansiyon rahatsızlığı olmayan bir insanın ani bir olay karşısında tansiyonunun yükselmesi ile vücudunda görülen beklenmedik reaksiyonlar olarak düşünebilirsiniz. Elinizde tuttuğunuz zaman bir bardağın patlaması, kullandığınız bir aletin elinizde kalması, başka insanlarla bir anda tartışacak boyuta gelmeniz ve hatta ilerleyen seviyelerde insanı ölüme kadar götürebilecek travmatik olaylar. Bütün bunlar bilimsel olarak nazardan kaynaklanıyor olabilir. Peki bir başka soru şu.
Bizler nazardan nasıl korunabiliriz? Nazarın etkisi altında kaldığımızda vücudumuzdaki negatif enerjiyi nasıl temizleyebiliriz? Bununla ilgili dünyada yüzlerce yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesini ve pek de bilinmeyenini sizlerle paylaşalım. Sinir sistemimizin en etkili ilaçlarından biri kokulardır. Burnumuzdaki reseptörler sinir sistemimizi çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırabilme özelliğine sahiptir. Kadim dünyadan bugüne kadar insanlar tütsülerden ilaçlar yapmışlardır. Zaten bazı doğu öğretilerinin modern versiyonlarında sakinleşmek için tütsülerden faydalandıklarını görmüşsünüzdür. Nazarın etkisinden kurtulmak için bizim tavsiyemiz üzerlik tohumu. Aktarlardan kolayca edinebileceğiniz üzerlik tohumunun bir tutamını hafif bir közle yaktıktan sonra ortaya çıkan dumanı içinize çekin. Rahatladığınızı hissedeceksiniz. Bu bir yandan üzerinizdeki negatif enerjiyi temizlerken diğer yandan duygu eşiklerinizi vücudunuzda olması gereken normal düzeyine getirecektir. Bunu yaparken özellikle gözlerinizi de açık tutarsanız baş ağrınızdan da kurtulabilirsiniz. Yani kimilerinin safsatı olarak gördüğü nazar aslında bilimsel bir gerçek. Özellikle İngilizce kaynaklardan negatif enerjilerin aktarımı ve sinir sistemi üzerindeki etkilerini bulabilirsiniz. Ancak bu videoda kısaca anlattıklarımızı şimdilik herhangi bir kitapta bulamazsınız. Ne diyelim? Allah nazardan korusun.